Evet, bugün Jandarma Teşkilatı'nın 183. yıl dönümü. Evet, çelenk sunma töreni. Daha sonra şehitlikteki ziyaretler, Orta Cami'de Kur'an Tilaveti ve Mevlüt-i Şerif. Daha sonra da törenler, kutlamalar devam edecek. Evet, tabii Emniyetin özel harekat ve Çevik Kuvvet de burada. Evet, Jandarma Teşkilatı'nın her rütbeden temsilcileri. Evet, Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak, Vali Yardımcısı ve Süleyman Paşa Kaymakamımız Sayın Harun Kaya, tabii Jandarma Alay Komutanımız Osman Kılıç, AK Parti Süleyman Paşa İlçe Başkanı Sezai Çetin, Tekirdağ Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürümüz Ahmet Hacıoğlu, Milli Eğitim Müdürümüz Ersan Oğuzhan, İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Ahmet Hacıoğlu, Ahmet Üzgün Gençlik Spor İl Müdürümüz, evet, Belediye Başkan Yardımcımız Hüseyin Uzunlar, evet. Asubay çalışlar sonrası. Sayın Valim, Sayın Komutanım, saygıdeğer vatandaşlarımız, kıymetli silah arkadaşlarım, değerli basın mensupları, Jandarma'nın 183. kuruluş yıl dönümü çelenk sunma tören programını arz ediyorum. Çelenk'in Atatürk anıtına konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sayın Osman Kılıç'ın konuşması, törenin sona ermesi. Çelenk'in Atatürk anıtına konulması. Çelenk al! Çelenk yerine! Marş! Savaşa düğün hevesiyle gidenlerin, geri dönmeyi hiç düşünmeyenlerin, namusu, şerefi ve haysiyeti için al bayrağı kefen bilenlerin, vatanı, ülkesi ve milleti uğruna gözünü kırpmadan giden, bayrak gönderden inmesin diye kendini siper eden tüm şehitlerimiz ve bugün içimize sinerek aldığımız her nefesi borçlu olduğumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna mütakiben İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Rahat! Hazır ol! Tamam! Dur! Kaç! İl Jandarma Komutanı, Jandarma Albay Hüseyin Osman Kılıç'ın konuşması için kürsüye teşriflerini arz ederim. Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, Sayın Süleyman Paşa Belediye Başkan Vekili, Sayın Kültür Müdürüm, Sayın Milli Eğitim Müdürüm, Sayın Gençlik ve Spor İl Müdürüm, Sayın İmam Bölge Başkanım, değerli konuklar, Şanlı Emniyet Teşkilatımızın kahraman mensupları, kahraman silahlı arkadaşlarım. Öncelikle hoş geldiniz. Bugün mensup olmaktan gurur duyduğumuz Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 183. yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içindeyiz. Başarılarla dolu 183 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliğiyle, kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız. Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkemizin her noktasında, gece, gündüz, sıcak, soğuk, yağmur, çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Yerleşik kurum kültürü ve kimliğine sahip personeliyle jandarma, üstün birlik ve silah arkadaşlığı ruhu, vatandaşa insan merkezli, adaletli, sevgi ve şefkatle, birleştirici ve kucaklayıcı yaklaşımıyla her zaman milletinin yanına yer almıştır ve almaya da devam edecektir. Jandarma üstün vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini, etkili ve gerçekçi eğitimi, yüksek fiziki ve moral gücüyle kutsal vatan topraklarımızın üzerinde görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ve teminatı olmuştur. Kahramanca, canı pahasına, her türlü zor koşullarda, en zor arazi kesimlerinde teröristle mücadele harekatı icra eden jandarma, Emniyet Teşkilatımız ve diğer kurum ve kuruluşlarla tam bir koordine içinde bağrından çıktığı milletinden aldığı destek ve fedakarca görev yapmaktadır. Jandarma Genel Komutanlığı'nın tüm personeli görevlerini icra ederken ve hizmetlerini yürütürken her zaman ve her yerde yürürlükteki kanun ve nizamları kendisine rehber almakta ve her türlü çözüm ve tedbiri hukuk düzeni içinde aramaktadır. Yurdumuzun her köşesinde halkla iç içe olarak büyük bir özveri ve heyecanla görev yapan ve devletin halka açılan penceresi konumunda olan jandarma, Atatürk ilke ve inkılapların dışında hukuk devletinin kurallarına uygun, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerine saygılı, halkın memnuniyetini sağlayacak şekilde güvenlik hizmeti sunmayı benimseyen ve halkımızla bütünleşmiş, modern teknolojinin bütün imkanlarını etkinlikle kullanabilen, milli, ahlaki ve mesleki değerlerle yetişmiş personeliyle üstün bir vazife anlayışı, büyük bir sorumluluk duygusu ve özveriyle verilen tüm görevleri yerine getirme, gayret, azim ve inancı içerisinde. Bu anlamlı gün vesilesiyle Jandarma Teşkilatı'nın ulaştığı bugünkü onurlu seviyede emek, gayret ve alın telleri bulunan saygıdeğer komutanlarımıza ve değerli mensuplarımıza müteşekkir olduğumuzu ifade etmek isterim. Bizlere bırakılan bu güçlü ve değerli mirastan dolayı Jandarma Teşkilatı onlara daima minnetle anacaktır. Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ulusumuzun birlik ve beraberliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetimizin temel niteliklerinin muhafazası için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anar, Jandarma Teşkilatı'nın fedakar personel ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim. 183 yıldır ulusuna ve ülkesine hiçbir karşılık beklemeksizin fedakarca ve kahramanca hizmet eden, tarihi, şeref ve üstün başarılarla dolu Kanun Ordusu Jandarma Genel Komutanlığı'nın tüm personeli adına bu mutlu günümüzde teşviklerinizden dolayı en derin saygılarımı sunarım. Arz ederim. Değerli misafirler, tören sonrası şehitlik ziyareti yapılacaktır. Bilgilerinizi arz ederim. Tören sona ermiştir. Arz ederim.